Bu videoda gradyanın bir fonksiyonun grafiği bağlamında ne anlama geldiği hakkında konuşmak istiyorum. Bir önceki videoda gradyanın tanımını yapmıştık. Şimdi bir fonksiyon ele alalım. Grafikteki x kare artı y kare, evet, f(x,y) eşittir x kare artı y kare. Evet, bunu böyle not ettim. İki boyutlu girdi değerlerini x-y düzlemi olarak düşünebiliriz. Tek boyutlu çıktı değeri de bu düzlem üzerindeki yükseklik olacak. Bir önceki videoda gradyanı bir operatör olarak tanımladığımızı hatırlayacaksınız. Operatör girdi değeri olarak bir fonksiyonu alıp çıktı değeri olarak başka bir fonksiyon verir. Sembol olarak ters dönmüş bu üçgeni kullanıyorduk. Evet, gradyan bize yine x ve y değerlerine sahip ama bu sefer vektör değerli bir çıktı verecek. Çıktının bileşenleri de kısmi türevlerdi. f'in x'e göre kısmi türevi, f'in y'ye göre kısmi türevi. Bunu buradaki fonksiyona uygulayacak olursak, hesaplayalım mı? İlkinde x'e göre kısmi türevi alacağız. Buradaki x değişken olarak değerlendirilecek. Yani türevini aldığımızda 2x elde edeceğiz değil mi? y ise bir sabit olarak değerlendirileceği için türevi 0 olacak. Y'ye göre kısmi türev aldığımızda ise az önce yaptığımızın tam tersini yapacağız. Yani x sabit olacağı için türevi 0, y de değişken olacağı için türevi 2y olacak. Böylelikle bu düzlemdeki herhangi bir noktanın iki değişkenli girdi değerlerini alıp çıktı olarak bir vektör veren gradyanı bir vektör alanı olarak görselleştirebileceğiz. Vektör alanları konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığınızı düşünüyorsanız bu konuda da bir video hazırlamıştım. Onu seyretmenizi öneririm. Şimdi hemen videoyu durdurun ve bunun üzerine biraz düşünüp bu vektör alanının neye benzeyeceğini tahmin etmeye çalışın. Girdi olarak x ve y'yi alıp çıktı olarak 2x ve 2y veren gradyanı birazdan göstereceğim ama önce sizin denemenizi istiyorum. Evet, neye benzeyeceğini düşündünüz mü? Hadi ben de göstereyim şimdi orijinden dışarıya doğru yönelmiş bir sürü vektör. Bunun sebebine gelince, koordinatları x virgül y olan herhangi bir girdi noktasını temsil ettiği vektör, orijinden hareket ediyorduk, evet vektör buna benzeyecek ama çıktı olan vektör bunun iki katı olacak. Bu çıktığı orijinal noktayla eşleştirdiğimizde de, aynı yönde yani orijinden dışarıya doğru olan ama orijinal vektör, vektörün iki katı olan bir vektör elde edeceğiz. Çizim çok da iyi olmadı ama ne yapmaya çalıştığımı anladığınızı düşünüyorum. Vektör alanlarını çizerken ölçekli bir çizim yapmadığımızı ve çizimin kalabalık olmaması adına bu alanları olduklarından daha küçük çizdiğimizi de biliyor olmalısınız. Buradaki vektörlerin hepsinin aynı boyda olmasının sebebi de bu zaten ama buna rağmen vektörlerin renkleri evet bunlar uzunlukları belirliyor. Kırmızı olanlar uzun, mavi olanlar ise kısa vektörlerdir. Peki bunun bu fonksiyonun grafiği ile ne alakası var? Aslına bakarsanız bunun çok da havalı bir yorumu olduğunu söyleyebilirim. Nasıl mı? Şimdi bu grafik üzerinde yürüdüğünüzü, mesela bir yürüyüşe çıktığınızı, bunun da bir dağ olduğunu düşünün. Bu grafiğin herhangi bir noktasına geldiğinizi varsayın. Hangi rengi kullanayım? Evet, evet, diyelim ki buradaki noktadasınız ve yüksekliğinizin en hızlı şekilde artması için hangi yönde yürümeniz gerektiğini merak ediyorsunuz. Bir an önce zirveye varmak istediğiniz için bu noktadan tabii ki de dost doğru yukarıya doğru yürürsünüz. Ne de olsa aşağıya doğru yürüyecek haliniz yok öyle değil mi? Evet, işte böyle dost doğru yukarıya yürürsünüz. Bu noktayı girdi uzayına yansıtacak olursak üzerinde bulunduğunuz nokta bu. Bu vektör sizi en hızlı bir biçimde zirveye götürecektir ve yürümeniz gereken yönde budur. Bu grafik için bunun orijinden uzağa doğru olması son derece mantıklı öyle değil mi? Neden diyecek olursanız, grafiği hareket ettirdiğimde kafamızın karışmaması için şunu sileceğim. Evet, şimdi tüm bunlara aşağıdan bakacak olursak, nerede olursanız olun, yüksekliğinizin en hızlı biçimde artmasını istiyorsanız orijinden uzaklaşmanız gerektiğini, çünkü en dik eğimi bu şekilde elde ettiğinizi fark etmiş olmalısınız. Bu ve Vektörlerin hepsi de orijinden uzağa doğru yönelmişler. Bu yüzden de gradyanın artımın en çok olduğu yeri gösterdiği söylenir. Hemen not ediyorum. Artımın en çok olduğu yön. İsterseniz bunun başka bir örnekte nasıl görüneceğine de bakalım. Ekrana farklı bir grafik ve vektör alanı getireyim. Evet. Bu grafik değerleri negatif olduğu için xy düzleminin altında yer alıyor ve iki farklı tepe noktası var. Burada da gradyanı temsil eden vektör alanı yani gradyan alanı var. Tepe noktasına yaklaşırken vektörlerin hepsinin yukarı yönü yani tepe noktasını gösterdiğini görüyorsunuz değil mi? Örneğin bu vektöre grafik üzerindeki karşılık gelen nokta aşağı yukarı buralarda bir yerlerde ve hepsi de yukarı yönü işaret ediyor. Yani yüksekliği en hızlı biçimde arttırabileceğiniz ya da artımı en çok olan yön. Az önce de söylediğim gibi gradyan artımın en çok olduğu yönü gösterir. Yönün ne anlama geldiğini anladığımıza göre gelin bir de uzunlukların anlamına değinelim. Şimdi buradaki kırmızı vektörlere dikkat etmenizi istiyorum. Kırmızı bu vektörlerin çok uzun olduklarını göstermek için kullanılan renk. Kırmızı vektörlerin karşılığı olan noktalar ise grafik çok hızlı bir biçimde negatifleştiği ya da dikleştiği için şu an ekranda bile değiller demek istediğim bu vektörlerin karşılığı olan noktaların eğimlerinin çok ama çok dik olması. Mavi vektörler ise gördüğünüz gibi çok daha az eğimli olanları temsil ediyor. Tepe noktasına geldiğinizde de eğim iyice azalmış oluyor. Buradan yola çıkarak gradyan vektörünün uzunluğunun artımın en çok olduğu yönün dikliğini verdiğini söyleyebiliriz. Bu noktada kısmi türevleri içine yerleştirdiğimiz bir vektörün nasıl oluyor da bize artımın en çok olduğu yönü veriyor olması çok da aklınıza yatmamış olabilir. Zaman içerisinde bunun neden böyle olduğunu anlayacağız. Evet. Ben de bu bağlantıyı kurmanız için size yardımcı olacağım söz ama eğer işin mantığını hemen kavrayabilen bir deha değilseniz bu bağlantının çok da net bir bağlantı olmadığını da söyleyebilirim. Önümüzdeki videolarda bunu göreceğiz ve yönlü türev dediğimiz bir kavram bize bu konuda yardımcı olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.